Herkese selam. Para Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Coinlist'te yeni ön satışı olan Axelar projesini hep birlikte inceleyip diğer projelerle karşılaştırmasını yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. İsterseniz gelin İlk başta Axelar'ın sitesine girerek başlayalım arkadaşlar. Evet, Axelar'ın sitesine geldiğimizde gördüğünüz gibi bize güzel bir arayüz karşılıyor. Web sitesini gezerken ben de sizlere kısaca Axelar'dan bahsedeyim. Axelar tüm blok zincirlerini, varlıkları ve uygulamaları evrensel bir protokol ve API seti aracılığıyla birbirine bağlayan, merkezi olmayan bir birlikte çalışabilirlik ağıdır arkadaşlar. Axelar aynı zamanda bir Web 3.0 projesidir arkadaşlar. Aşağı tarafa geldiğimizde gördüğünüz gibi Axelar tarafından bağlandı kısmında Ethereum var, Cosmos var, Phantom var, Kepler var. Burada birden fazla bilindik platformun Axelar tarafından bağlandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Destekçilerine geldiğimizde ise ilk başta gözümüze direkt Binance çarpıyor, Coinbase Ventures çarpıyor, Polychain Capital çarpıyor. Bunlar da gayet oldukça güzel destekleyicilerden. Tüm destekleyicilerini burada görebilirsiniz. Hepsine şöyle bir göz atalım. Destekleyicilerine de göz attıktan sonra aşağı tarafta topluluklarıyla alakalı bilgi vermiş bizlere ve burada da gördüğünüz gibi butonlar var, bizleri yönlendiriyor. İsterseniz gelin bir Axelar'ın bir Twitter sayfasına göz atalım. Sosyal medyalarını nasıl kullanıyorlar, takipçileri ne alemde, etkileşimleri nasıl, hemen bakalım. Evet, Axelar'ın Twitter hesabına geldiğimizde gördüğünüz gibi gözümüze ilk başta 43.000 takipçisi olması çarpıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir takipçi sayısı ve Axelar Ekim 2020'de açmış arkadaşlar. Bu bilgiyi de düşeyim sizlere. Aşağı taraflara inip hemen aktifliklerini, etkileşimlerine bak. Gördüğünüz gibi Twitter'ı aktif olarak kullanıyorlar ve etkileşimleri ise ortalama derece arkadaşlar. Hemen Twitter hesabına baktığımıza göre gelin Axelar'ı birazcık daha detaylı inceleyelim. Evet, Axelar'ın platform web sitesine geldiğimizde ise gördüğünüz gibi de platform diyor. Hemen platform hakkında da bilgi hep birlikte edinelim. Axelar tüm blok zincirlerini, varlıkları ve uygulamaları evrensel bir protokol ve API kümesi aracılığıyla birbirine bağlayan, merkezi olmayan bir birlikte çalışabilirlik ağıdır arkadaşlar. Bizlere böyle diyorlar ve ayrıyeten hepinize kullanım örneğinize göre en uygun blok zincirde dağıtın diyor. Axelar API ile tek bir entegrasyon sayesinde birbirine bağlı birden fazla Axelar ağını, kullanıcıları, varlıkları, likiditeyi ve verilerin erişim kilidini açtığını söylüyor arkadaşlar. Burada tekrardan webici birlikte oluşturalım diyor ve bizi topluluklarına davet ediyorlar. Axelar'ın topluluğuna geldiğimizde ise gördüğünüz gibi ilk başlıkta kuantum topluluğu programı karşılıyor bizleri. Testnet'i keşfedin adlı bir başlık karşılıyor gördüğünüz gibi. Ekosistem geliştiricilerini görebiliyoruz. Öne çıkan topluluk üyeleri ve moderatörleri yazmışlar web sitelerinde ve resmi Axelar topluluk formlarında gördüğünüz gibi birden fazla ülke karşılıyor arkadaşlar ve Türkiye'de bizi burada karşılıyor. Türkiye Telegram grupları olsun, Twitter sayfaları olsun. Burada YouTube kanallarından videolar konulmuş. Axelar'ın web sitesi bu kadardı. İsterseniz gelin bir de Coinlist'ten devam edelim. Coinlist sayfasına geldiğimizde ise Coinlist'te son başvuru tarihi 7 Mart Türkiye saatiyle akşam 9 arkadaşlar. Satış ise 9 Mart Türkiye saatiyle akşam 9'da başlayacak. Eğer nasıl kaydolacağını bilmiyorsanız Para Mühendisi YouTube kanalımızda sizlerle birlikte Axelar projesine kaydolduk arkadaşlar. O videonun linkini de açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Yine burada bize Axelar hakkında bilgi vermiş. Biz hemen bir satış koşullarını inceleyelim hep birlikte. Coin'imizin ismi AXL. Satış dönemine geldiğimizde ise kayıt 3 Mart'ta açıldı. 7 Mart'ta bitecek arkadaşlar akşam 9'da. Satış dönemi ise 9 Mart akşam 9'da başlayıp 16 Mart gece 3'te bitecek arkadaşlar. Eğer bize ön satış çıkarsa biz bir adet Axelar token'ı 1 USDT'den yani 1 dolardan alacağız. Token başı 1 dolar vereceğiz arkadaşlar. Ve burada kilitleme ve serbest bırakma kısmına geldiğimizde ise tokenlar 11 Mayıs 2022 tarihi ve civarında kilidini açacak ve ardından 9 aylık doğrusal bir dağıt olacak arkadaşlar. Coinlist'te toplam 50 milyon adet AXL token satılacak arkadaşlar. Bu da yaklaşık 60.000 kişiye falan denk geliyor. Eğer herkes 750 dolarlık alım yaparsa. Satın alma limitlerine geldiğimizde ise minimum 100 dolar alabilirken maksimum 750 dolarlık alım yapabileceğiz arkadaşlar. Ve biz USDC, USDT, BTC, Ethereum, Algo ve Solle Axelar token'ı alabileceğiz arkadaşlar. Burada yine yasaklı ülkeler var. Burayı geçelim. Hemen aşağı inelim ve token ekonomiksine bakalım arkadaşlar. Başta bir token ekonomiksine tablo üstünden bakalım, gelin. Evet, burada gördüğünüz gibi şemayı da yaklaştırayım sizlere. Topluluk satışına %5'lik bir kısım ayrılmış. Takıma %17'lik kısım. Şirket için %29.5'lik bir kısım. Ve programlar içinse %36'lık bir kısım ayrılmış arkadaşlar. Hemen bunların dağıtımına da bakalım isterseniz. Şirket aynı da bahsettiğim gibi %29.5'lik bir kısım ayrılmıştı. Bu %29.5'lik kısmın %17'si takıma ayrılmış. Ve şirket operasyonlarına ise %12.5'lik bir kısım ayrılmış arkadaşlar. Destekçilere ise yine aynı şekilde %29.5 %5'lik bir kısmı ayrılmış. Tohum satış için %13.4, seri A için %12.64 ve seri B için %3.5'luk kısım ayrılmış arkadaşlar. Topluluk satışına %5'lik, topluluk programlarına sigorta fonu dahil %35.96'lık bir kısım ayrılmış arkadaşlar. Satış detayları var gördüğünüz gibi. Seed, seri A, seri B. Seed'den token'ı alanlar 2 centten almışlar arkadaşlar ortalama. 3.750.000'lik bir satış gerçekleşmiş. Kilitli şekilde 2 yıllık doğrusal bir dağıtım olacakmış arkadaşlar. Gelin Coinlist sitesinden devam edelim token ekonomisine. Burada bizim için önemli olan topluluk satışı. %5'lik kısım, yani bizim alacağımız kısım arkadaşlar. 50 milyon jetonun 11 Mayıs 2022'den itibaren 9 ay boyunca doğrusal şekilde dağıtılacağı söyleniyor bizde burada. Yani eğer biz burada kazanırsak bizim Mayıs 11'den sonra 9 ay boyunca doğrusal şekilde alacağımızı görüyoruz. Coinlist sayfasında bitirdiğimize göre Axelar'ı bir de diğer Web3 tokenlarıyla karşılaştıralım. Bakalım fiyatlanması nasıl olabilecek diye buradan bir fikir çıkartmaya çalışalım hep birlikte. İlk projemiz Theta. Theta'yı eminim ki çoğunuz biliyordur arkadaşlar, Theta Network. Theta Network de bir Web3.0 projesi arkadaşlar. Theta Network'ün de aynı şekilde toplam arzı 1 milyar adetten oluşuyor ve dolaşan arzı da 1 milyar adet. Şu an sirkülasyonda %100 şekilde dolaşıyor arkadaşlar. Ve Theta Network fiyatı şu an 3 dolar civarında geziyor. Burada size demek istediğim Axelar 3 doları görecek manasında değil. Sadece diğer Web 3.0 projeleriyle karşılaştırma yapıyorum. Arzları orantılı olacak şekilde arkadaşlar. İlk projemizde dediğim gibi Theta. Theta'da 3 dolar civarlarında geziyor. İkinci projemiz ise OXT. OXT'de bir Web 3.0 projesi. Aynı şekilde arzı toplam 1 milyar adetten oluşuyor ve OXT'nin güncel fiyatı 24 cent arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Theta'nın fiyatı 3 dolarken OXT'nin fiyatı 24 cent. Buradaki en önemli etkilerden birisi projenin kalitesi, ekibi ve destekleyicileri arkadaşlar. Ekibi çalışıyor mu? Verdiği vaatleri sunuyor mu? Bunlar çok önemli. Evet arkadaşlar, buradaki amacımızı tekrardan söyleyeyim. Arzları tamamen aynı. Gördüğünüz gibi birisi 24 centken birisi 3 dolar. Axelar'da ön satış fiyatı olarak 1 dolardan çıkacak. Bakalım nasıl bir fiyatlanma olacak? Şansını denemek isteyenler deneyebilir. Biz ekipçe şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Buradaki en önemli etkenlerden birisi token'ın ilk baştaki piyasaya süreci adeti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da ilk başta piyasaya birinci yılında 250 milyon adet salarken ikinci yılında da yaklaşık bir 600 milyon adet salınımı olacak toplamda. Üçüncü yılda toplam yaklaşık 850 milyon adet salınırken dördüncü yılda ise toplam arzın, yani 1 milyar adetin hepsi piyasada olmuş olacak arkadaşlar. Dediğim gibi burada önemli kısımlardan birisi piyasaya ilk salınma hali arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu piyasa dağılımını da bu şekilde açıklayabiliriz kısaca. İlk başta piyasaya salınan adet gerçekten önemli. Bu videomuzu da burada bitirelim isterseniz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bu tarz ön satış videoları ve proje inceleme videolarından ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.